Hoca kötü değil. Oğlum sen de değil. Hoca burada oturuyor değil mi? Evet. Okay. Hazır mıyız? Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hocamızın her zaman olduğu gibi değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Acho que fizemos um jogo consistente, um jogo em que defensivamente fomos organizados, fomos pressionantes quando devíamos ser pressionantes e criamos muitas oportunidades de golo, defendemos muito bem, pena foi aquele golo e pena foi também não concretizarmos o grande número de oportunidades que tivemos. O jogo teria sido, provavelmente, não teria sido necessário sofrer um bocadinho ali na parte final, mas muito satisfeito com os meus jogadores, muito satisfeito com a interpretação estratégica do jogo e muito orgulhoso de ter a oportunidade de trabalhar com eles e trabalhar neste grande clube. Com os adeptos fantásticos e um clube que merece de facto tudo de bom. Vamos continuar a luta, estamos na luta e vamos continuar na luta, preparar-nos o melhor possível, recuperar e estudar o próximo adversário e preparar-nos para o jogo. Gerçekten çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Defansif anlamda çok organizeydik, baskılıydık. Aynı zamanda ofansta çok fazla pozisyon ürettik. Defansta da gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık. Ama oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftarlı grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak. Soru var mı? Yok mu? Yok, teşekkür ediyoruz. Hocam buyursunlar. Evet. Maçın başında bir baskılı bir oyunla başladık. Rakibi kendi sahasından çıkarmamaya çalıştık. Bunun sonucunda bir tane önde kaybettiğimiz topun dönüşünde bir kontra ataktan ilk defa kalemize gelen bir Fenerbahçe'den gol yedik. Tabii istediğimiz gibi şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık. Maçın genelinde daha fazla topa sahip olan bizdik ama açıkçası pozisyon üretmekte zorlandık. Buna da Fenerbahçe savunması iyi savunarak bize çok pozisyon verdirmedi. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Sahada son dakikaya kadar pes etmeyen, maçı bırakmayan, çirkinleştirmeyen bir Hatayspor vardı. Zorladık, olmadı. Sağlık olsun. Ben oyuncularıma gurur duyuyorum. Nasıl galibiyetlerden sonra sevinmeye çok vaktimiz yok, bir dahaki maça hazırlanmamız gerekiyor diyorsak bugün de bu maçın üzüntüsünü yaşayacağız ama yarın itibaren Malatyaspor maçı hazırlıklarını başlayacağız. Dediğim gibi bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı, çok güzel bir destek vardı. Gönül isterdi tabii ki onlara bugün mutlu bir şekilde eve uğurlayabilirim ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlara da Avrupa Kupa maçlarında başarılar diliyorum. Var mı sorumuz? Sağ olun.